Şimdi reklam arasından çok orijinal bir dönüş yaptık tabii ki size. Bu buranın atı Osman değil mi Bülent Evet, Bey? Evet, doğrudur. Seyisi sizsiniz. Evet. Kaç yıldır berabersiniz Osman? İki. Umarım uysal bir attır. Çok uysaldır. Bana çok ısrar ettiler. Hayatımda ilk defa yapacağım bunu. Hiç korkmayın. Kazasız belasız Hiç inşallah. Hiç korkmayın. Osman'la az önce bir tanıştık. Evet. Tabii evet. ki yayından yedi. Önce şekerini yedi, rahat beni dışına. Seviyor şu an. Aynen. Bir şey söyleyeyim, yani alıştıktan sonra her hafta buraya binmeye gelebilirsiniz yani. Ama Mustafa Bey bilmiyor mu artık? Yani evet. İnşallah alıp başımızı gitmeyiz. Ben iyi olacağını düşünüyorum. Gidersem programa siz devam edersiniz. Fakat, Özgür Bey tembihledi, atla giderlerse aramayın. Özgür öyle mi dedi? Evet. Özgür Hancıoğlu, Sayın Özgür Hancıoğlu atla giderse aramayın artık. Gitsin evet, dedi, kurtulalım evet, dedi galiba. Evet. Ben dedim at döner gelir mutlaka, biliyor buraya dedim. Emine Hanım döner mi bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ay hadi deneyelim bakalım. Hadi bin abi oraya. Tamam korkmuyorum. Gayet iyiyim. Osman sana teşekkür ediyorum. Biz Mustafa Bey sizin turumuza devam edeceğiz tamam, şimdi. Evet. Tamamdır. Mustafa Bey, sağ salim sizinle röportajımız devam ediyor. Ama güzeldi değil mi? Evet, güzeldi. Bir iki kere daha binseniz vallahi hiç yani. Gel, gelip binmek istedim. Evet, evet. Ama tabii ki ilk olduğu için çok korktum ama aynen. Sizin yüksek ısrarlarınızla bunu da atlattık. Çok güzel oldu. Yani Osman da gerçekten uslu. Çok tatlı bir hayvan, evet. Evet, evet. Ve seyisini de nasıl dinliyor biliyor evet, musun? Evet, tabii. Yavaş diyor, yavaş duruyor. Duruyor. Muazzam bir hayvan. Evet, evet. Evet. Şimdi Mustafa Bey, burada evet. Birçok alan var tabii ki. Evet. Önce bir hobi bahçelerini gezeceğiz tamam, sizinle. Tamam. Ki bu hobi bahçeleri son zamanlarda evet. Bayağı revaçta. Hani her yerde var, her yerde karşımıza çıkabiliyor ama siz bunların ilklerindensiniz tabii ki. Öncülerinden diyeyim ben tabii size. Şöyle söyleyeyim. Hobi bahçeleri Avrupa ülkelerinde hep var, mesela geçenlerde hep görürdük evet. Çilek toplarlardı falan. İtalyan vardı bu şeye katılmıştı toplantıya. İnternet üzerinden o dedi ki Roma'nın kenarında hobi bahçeleri var dedi. Var evet. Eskiden mesela İstanbul çevresinde de bostanlar falan varmış. Bu aile ekonomisine katkı sağlıyor. İnsanlar hafta sonlarını toprakla uğraşarak geçirebiliyorlar. Yani yani. Mesela şurada ekilmiş bahçeler ileride var, oraya giderim. Evet. Orada göstereceğim. Burada da var. Evet, orada da var. Abi, birçok şey var. Şey aile ekonomisine katkı sağlıyor. Yeşil terapi. Aslında insanlar en çok ihtiyacımız olan şey yani şu zamanlarda. Alışveriş merkezlerinin yoğunluğuna gidip özellikle pandemi dönemlerinde buraya geldiklerinde çok rahat ediyorlar. Hobi bahçesi 32 tane var burada. O hobi bahçelerinde her zaman çalışanları görebiliyoruz. Yaz mevsim olsaydı domatesler, patlıcanlar, burası biberler tabii, toplayanlar. Evet. Şimdi yani, kışlık sebzeler var, lahana var. Şimdi domatesi dalından koparmak çok önemli biliyor musun? Bir de insanın kendi ektiği domatesin olması çok güzel. Tabii mutluluk veriyor bunlar. Evet. Ki pandemi bizi birçok şeyle evet. Tekrardan tanıştırdı değil evet, mi? Evet, evet. Yani köye dönüş başladı. Böyle, insanların yani. Toprakla alakası evet. Arttı. Burada gene bu hobi bahçelerinden birinde. Evet. Kış meyveleri yapmışlar. Bakın, evet, lahanalar var. Evet, evet, kara lahana var. Kara lahanalar var. Hı hı. Evet. Burada da mesela bu şeyleri bunlar daha, baraka tarzında bunlar, mı? Evet, bunlar daha önceden yapılmıştı. Hı hı. 6 yıllık bir geçmişi var onların. Ama insanlar burada işte
tuvalet falan ihtiyaçlarını umumi bir tuvalette gideriyordu. Şimdi bu yaptıklarımızda tuvalet de var. Bunlar konteyner mi? Bunlar konteyner de değil de böyle bu şey prefabrik bir ev. Prefabrik. İçinde bir oda var, salonu var, mutfak nişi var, banyosu, tuvaleti var. Yani hafta sonunu burada geçirebilecekleri bir yapı, bir alan var orada. Burada bildiğim kadarıyla karavan park yeri var, çadır alanı var. Var. Evet, kamp, evet, yani evet, evet. Kampçılar da çok fazla gelebiliyorlar. Gelip evet, kamp evet, evet. Şimdi bu, odalara doğru gideceğiz. Evet. Bir firma buraya gelip ekibiyle beraber hem konaklayıp hem toplantılarını evet, yapabilir. Bakın orada Obasya, TKDK, işte Avrupa Birliği desteği. Proje iştirakçıları yani yazıyor. Burada, evet. Bu yapıyor. Bu da yeni projemiz için daha bugün konuldu. Bugün sabahtan bu levha oraya konuldu. Diğer proje için. Evet, evet. Evet. Obasya Ekolojik Yaşam evet, Merkezi için. Ekolojik yaşam bu. Burada su, yani suyla da alakamız çok. Göletler ya, var. Bunlar ha, olacak. Bu bunlar. Şimdi proje tamamlandığında burada şelaleler olacak. Şey, bakın Ekolojik Yaşam Merkezi'nde Bakanlık Yunus Emre Kaymakamlığı ortağımız, Marisa Celal Üniversitesi ortağımız, Marisa Kültür Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası derneğimiz var. Var. Durçaka dernek, bunlar İstanbul'dan da dernekler var ve bunun bütün %75'ini projenin şey karşılıyor. Zafer Kalkınma Ajansı karşılıyor. Zafer Kalkınma Ajansı. Evet. Burada bir böyle bir yaşam merkezi de olacak. Olacak. Evet, evet. Mustafa Burk Bey, burada 16 tane daha önceki röportajımızda bahsettiğimiz bayraklardan giriyoruz içeri. Evet, şimdi. Evet, evet. Burası bir tören alanı olarak kullanıyoruz. Hı-hı. Burada bir ateş çukurumuz var. Hı-hı. Bu ateş çukurunun etrafında otelde kalanlar çok güzel söyleşiler yapıyorlar. Güzel yaz akşamlarında burada ateş yanıyor. Hı-hı. Bu çukurun bir özelliği var. İnsanlar diyorlar ki bu nasıl oluyor? Buraya odunlar atıldığında kendiliğinden alevler yükseliyor. Bunun altıyla dışarının bir bağlantısı var. Alttan hava sıcak alıyor. Hava çekince oksijen oraya geliyor ve veriyor. Çok güzel etkinlikler düzenlendi. Çok güzel söyleşiler yaptık bu alanda. Bunlar sizin de belirttiğiniz gibi önceden kurulan Türk devletlerinin bayrakları burada. Şimdi burası o bahsettiğimiz konferans salonu. Evet. Şimdi örnek bir daire gezeceğiz sizinle. Tamam. Evet. Ama görüyorsunuzdur tabii çekimlerden de. Burası muhteşem bir alan. Sanki burada küçük bir köy var. Evet, evet. Sanki evet, değil sanki. O şekilde planlanmış. Evet. Ya yani giderek bir Obasya yerleşkesi gelişecek. Bir köye dönüşecek. Hı-hı. Kuşlar uçuşu geçti. Burada bizlerden önce buraya geldiğinde işte saka kuşları yerleşti. Bu çam ağaçlarına yuvalar yaptılar. Onlar sonra da yaşam alanı buldular. Kırlangıç yuvaları çoğalmaya başladı burada. Kırlangıçlar geldi. İnsanlar gelince başka hayvanlar da geliyor. Bir tane tilkimiz vardı mesela. Ah. Burada da dolaşıyordu. Bu ara göremiyorum onu. Ağaçlarımızda çok sayıda sincap var. Yani bütün meşe ağaçları sincaplarla dolu. Çünkü sincaplar o meşe palamutları dediğim onunla besleniyor meşe palamutuyla. Bir de insanlara alışmaya başladılar. Ben giderek arada dostluğun gelişeceğini duyuyorum. Yani kendilerine zarar verilmeyeceğini anlayınca hayvanlar yakınlaşıyorlar. Evet, burada. Tabii ki bakıyorlar burada bize bir zarar yok. Önce bir
çalışma yapıp ondan sonra yerleşiyorlar evet, onlar. Evet, burada aslında orada örneklerini biraz sonra size göstereyim. Kalsedon diye bir süs taşı çıkıyor bu bölgede. İnsanlar geldiklerinde alanı dolaşırken kalsedon buluyorlar, torbadan alıyorlar. Özellikle yağmur sonrasında parlayan bir şey gördüğünüzde alınıyor. Onlar kesilip işlendiğinde süs taşı olarak kullanılabiliyor. Hmm. İnsan soyunun ilk keşfettiği taş bu. Bunun beyazı var mesela. Emzikli kadınlar, çocuklu kadınlar sütü bol olsun diye takıyorlar. Öyle bir inanış var. Ve ailenin koruyucusu olduğuna inanılıyor bu taşların. Hmm. Orada işletmemizde çok örnekleri var. Onlara da bakarız şimdi. Evet, şimdi örnek dahi. Ya evet. Örnek dediğim bir tanesini ha, gezeceğiz. Yani, evet, göstermek bir, için. Evet, evet, çok hoş de. Ben gördüm. Evet. Yani her şey var içeride. Aynen. Bütün odalar bu şekilde değil mi aynen, Mustafa aynen. Bey? Aynen. Koltuklar bu, var. Bu yatak olabiliyor. Çocuklar burada da hı-hı yatabiliyor. Üç yatak haline getirilebiliyor. Burada çift kişilik bir yatağımız ya da mini tek. Mini buzdolabımız var. Televizyonumuz var. Hı-hı. Dolabımız ve tuvaletimiz, banyomuz var. Tam bir evet, da, yani burada gayet, hafta sonu ya da yani, uzunca evet, bir süre bile kalınabilir. Hani, evet, evet. Faydalanılabilir. Evet. Şimdi bu dönemde aslında iki gün kal bir gün öde diye bir kampanya da başlattık hı-hı insanlara. Böyle doğaya gelmek isteyenler, sakin yer arayanlar buraya gelip kalıyorlar. Buradan yürüyüşler yapılabiliyor. Buradan 3,5 kilometre öyle ileride Türkmen Şelalesi var. Mesela oralara yürüyerek güzel gidebiliyorlar. Mevcut köylere gidilebiliyor. Oradan işte yumurta alınabiliyor. Köy yumurtası, süt alınabiliyor. Zeytinyağı. Peynir buralarda çok meşhur. Türkmen köyünün pekmezi meşhur mesela. Türkmen bağları var. Pekmez Türkmen köyleri de çok evet yakın bir mesafedeyiz. Yakın ve de burada kooperatif ürünlerinin, kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin pazarlanacağı bir köylü pazarı. Yani kadın pazarı, köylü pazarı diye bir yer açacağız, üretici pazarı. Orada da o ürünleri pazarlayacağız. Oo, süper. Evet. Şimdi bir taş evlerimiz var, oraya evet doğru gideceğiz. Evet, evet. Şimdi Mustafa Bey taş evlerin olduğu evet, alana doğru giriyoruz. Zaman Geçidi Müzesi'nin olduğu bu yer. Bu bunlar bizim köylerde toprak damlı taş ev dediğimiz modeller. Mesela bu ev iki katlı. Bunların tek katlıları var, iki katları var. Hatta burada bir tane de müzemiz var. Yünt Dağları'nda yaşamı gösteren hı-hı bir müze var. O müzeyi de gelen bakabiliriz. Oradaki bu evlerin şey hallerini, köydeki bulunan fotoğraflarını da görmek mümkün. Bu çok meydanda, doğal her şey olduğu zaten gibi. Evet, bu köy meydanında mesela düğünler yapılabiliyor. Hı-hı. Nişanlar olabiliyor. Etkinlikler düzenlenebiliyor. Tabii bu burası köy bir meydan. Evet, evet. Aslında bir müzeyi de görelim diye düşünüyorum. Bakalım. Burada bir hatıra olayı çekebiliyoruz. Buyurun gelin. O zaman bir fotoğraf çekilelim sizinle. Evet, Omasya hatırası. Evet. Şimdi bahsettiğimiz müzedeyiz. Evet. Burada evet Yunt Dağı ile ilgili evet bilgiler var. Evet. Bu müzeyi de gezebilir gelenler tabii isterseniz ki yani. İsterseniz hızlı bir tanıtım yapalım hı-hı isterseniz. Mesela Yunt Dağları'nda yaşam müzesinde bunlar delikanlılar. Hı-hı. Bu delikanlıların hepsinin bakın ceplerinin üstünde, yakalarında nişanlılarının, kızların hazırladığı süsler var. Hı-hı. Bunlar, bu süsler hazırlanıyor, veriliyor. Bu çevreler alınıyor. Bunları
cuma günleri, işte önemli günlerde hep takıyorlar. Evet. Bu takılardan kişinin nişanlı olduğu, arkadaş sözlüğü olduğu anlaşılıyor. Burada da bu gelin başı süslemeli. Gelin başı süslemesi, evet, gelin başları var. Bunları al bezler diyorlar. Hmm. Bunlar süslemelerde kullanılıyor. Yurt dağlarında böyle hayırlar yapılır. Düğün yemeği yapılır. Hmm. Gelin alayı düzenlenir. O yemeklerden burada yaşamı anlatan evet, evet, fotoğrafların var bulunduğu. Evet. Ve bu işte Yunt Dağları'ndaki mesela bir sokak, işte evler, hmm, ondan sonra kadınlar geleneksel kıyafetler, gelenler evler hala evet, aynı gelenek sürdürülüyor mu bu evlerde? Tabii tabii aynen. Yunt Dağı'nda doğdum, keçi sütüyle büyüdüm, toprağı işledim, armudu dişledim, evimi yaptım taştan, haber aldım uçan kuştan, ne yazdan korktum ne kıştan diyor. Evet. Şiirlerde Mustafa Paladan. Mustafa Bey, sizde her şey var. Sinema var, radyo programcılığı var, köşe evet, yazarlığı var. Evet. Maşallah çok donanımlısınız. Bakın taş evler, işte gördüğümüz taş evler, aynı model, taşlarla yapılmış evler. İşte mesela böyle bazıları yıkılıyor. Bunlar bizim aynı modeli bunlar. Bunların üzeri toprak taş evler. Dediğiniz gibi. Rölevelerini çıkarttık. Onları. Onların kapıları, işlemeleri, kapıları var. Toprak dam, işte evin bakın tavanı böyle. Bunun üzeri de toprak yığıldı görüyorsunuz. Hı hı. Ve burada yaşıyor insanlar. Bu evler yıkılıp gidecek ama 100 sene, 200 sene sonra burada insanlar bu toprak damlı taş evleri burada görebilecekler. Yani bu alanda yaşayacak bunlar. Hı hı. Onun için bu müze bizim için önemli. Kadınlar, bir de unuttum, Avrupa Birliği Projesi ile 19. yüzyıl kadın kıyafetleri müzesi yapıyoruz buraya. Evet. Taş binanın için güzel olacak. Güzel hizmetler bunlar. Evet, burada bakın şey, 700-800 yaşında olduğunda bir servi ağacı. Bu Türkmen şelalesi, Bahsettiğimiz şelale. Bunlar köylüler, her dilden hoş geldiniz var burada. Evet. Her dilden hoş geldiniz yazısını görüyoruz. Welcome. Çok hoş. Evet, evet. Burası da evet, böyle bir müzemiz. Müze. Buraya gelen müzeyi de gezebilir. Ha, bir yer daha var. Orada da bir ileride çekim yapmayı düşünürseniz çok iyi olur diye düşünüyorum. Taşlaşmış ağaçlar. Hı, biliyorum bunu. Ha, evet, evet. Gör, orada burayı çekeceğim. Bu da, burayı da şeyle evet, konuşmuştuk. Evet, taşlaşmış ağaç, bakın, ağaç parçası. Hı-hı. Taşa dönüşmüş ağaçlar var burada. Güzelhisar Barajı yakınımızda. Pelitalan Köyü, köprüler, yaşam olayları. Burada biliyorsunuz Yunt Dağı halıcılığı özel bir halıcılık. Tabii Manisa demirci halıcılığı da yani Manisa halılarıyla meşhur. Evet. Bunlar yeniden canlandırılabilir ve turizme de çok büyük katkıları olur diye düşünüyorum. Bunlar çok ilginç. Bakın bunlar sinek sarayları. Hmm. Bunlar kırpık parça kumaşlardan ve buğday saplarından yapılıyor, kesiliyor. Bu halde süsleniyor. İşte bir tane canlı örneği var bak orada. Vay, evet, çok evet, güzel. Evet. Köy yaşamını gösteren işte fotoğraflarımız. Fotoğraflar. Siz Ayga'ya da çekim yaptınız. Bak bu köy hayırı. Yemekler hazırlanıyor. Hmm. Köylerde hala bu gelenekler sürdürülüyor. Ne kadar güzel. Evet. Ağrımayan başım, bereketli aşım var. Ben Yunt Dağlıyım diyor. İnsanlar yerleşirlerken demişler ki kuşu, kaz bitkisiz saz olmasın. Sinek oluyor o zaman. Hmm. Saz olmasın. Eskiler ne söylediyse doğru. Şey, önümüze sürekli çıkıyor bu sözler. Bitkisi kekik, kuşu keklik olacak. Hmm. Onun için daha yerleşmişler. Evet. Burada keklikler ve kekik de var. Keçilerin burada kekik yemesi zaten o yüzden etleri evet, ve sütleri evet, değerli oluyor evet, keçilerinde. Bu Ayga'yı antik kenti. Evet, evet, orayı gezdik. Evet. Zaten Ayga'yı keçi demek. O duvar 3 katlı bir inşaat evet, iş merkeziymiş o zaman o evet, duvar. İşte biliyorum sizin çekim yaptığınız yer. Yani. Evet. Çok güzel. Burası da böyle.
orası bir yurtta evi örneği. Evet aynen yani, bak bu yukarıda hasırlar var. Onların üzerine toprak yığını oluyor. Ondan sonra burada yaşıyorlar. Böyle evlerinde sütün başı gibi işlenmiş hı-hı yerler var. Taşlar var. Kavak ağaçları kullanılmış yer, burada. Sedirleri evet yapıyor. Orada bir baca var. Orada ateş yakıyorlar. Ateş yemeklerini yemeklerini, yer sofraları, yer sofraları var. Ve bu model köylerde bulunan ev modeli şu hı-hı anda. Tek odada yaşıyorlar. Burası tek odada yaşıyorlar. Ne evet, evet evet. Burada şimdi şuraya bayılıyor. Burası ha, çok güzel. Bir kilim. Bahsettiğiniz... şeyler, sinek sarayları. Evet. Burada bir kilimle burası ayrılıyor. Ha, yaşam o merkezi. O da iki bölüme ayrılıyor. Burada buğdaylarını koyuyorlar. Buradan buğdayları alınıyor alttan. Yunak dedikleri yer burası. Banyo gerçekten orijinal. Bak bu kadarcık yerde insanlar yıkanıyorlar. Evet. Banyosu bu. Banyası. Tabii canım. Burası işte yataklarını, yorgunlarını koydukları yer. Dolap gibi koyuyor. İlginç bir şey. Destilik diyorlar. Su tabii o zaman önemli. Destilerle getiriliyor. Destilik diyorlar. Sedirleri var. Böyle ocağın üzerinde süslü var. Bunlar da orijinal. Bu raflara kendi evlerde kullandıkları tabaklarını yan yana diziyorlar böyle. Evin her tarafı tabaklarla dolu oluyor. Bu köylülerin yaşadığı bir evin odası. Evet. Evet. Çok güzel bir çalışma var yine burada. Evet. Yani bunları daha da zenginleştireceğiz. Yeni projelerle yapacağız. Burada çekimler yapılabilecek, sinema için kullanılabilecek. Burada Çakabey belgeseli çekildi, Altuncan Hatun belgeseli çekildi, diziler de çekilebiliyor. Tabii çok müsait bir ortam, evet, dizisi evet, de evet, olmalı. Evet. Başları artık yani kışa da girdik ama. Evet kış ama yaz günü gibi değil mi? Bugün evet, bu biraz sizin şansınız gibi öyle geliyor. Öyle mi oldu ya? Çok çekim, güzel şansım. Başka çok bir türlü sisli havada çekim yapamazdık değil mi? Bakın hı-hı güneşe bakın. Yani gerçekten yaz günü gibi. Evet çok gibi güzel de bir çekim oldu. Evet. Bizi burada ağırladınız. Hayatımda ilk defa ata bindim sayenizde. Her şey için çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Yaptığınız bütün çalışmalar her için. Her zaman bekleriz. Burada etkinlikler eksik olmuyor. Hı-hı. Yeni temel atma törenlerimiz, yeni açılışlarımız olacak. Bu, yurt dışından konuklarımız olacak. Kardeş belediye Büyükşehir'in Kırcaali'den gelenler olacak burada. Sizi de her zaman burada İnşallah bekliyoruz. İnşallah gelmeye çalışacağız. Zaten amacımız Manisa'yı tanıtmak. Evet. Manisa'ya bazı getirileri olması yaptığımız programların. Umarım başarılı oluyoruzdur. Çok iyi gidiyor. Öyle gerçekten mi? Kutluyorum sizi. İzliyorum programınızı da. Hem internet üzerinden yayın tabii yapılabiliyor. Tabii aynı anda. Hem uydudan yapılabiliyor. Gelecekte daha bu daha çok insana ulaşacak. Tabii. Yerel ama ulusal yayın yapan bir televizyon haline gelecek. Her taraftan izlenen çok güzel gerçekten. Kentimiz adına çok sevindirici bir şey. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sözleriniz için de. Tekrar inşallah bir araya geliriz iyi projelerde. İnşallah. Çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün size Obasya'yı anlattık. Bu güzel havada sizi bu güzel mekanla buluşturduk. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.